Yepyeni bir Merkez Kod programından yeniden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yine sizler için yepyeni bir Merkez Kod programı hazırladık. Bol bol tenis konuşacağımız bir program olacak. Bugün geçen hafta da söylediğim gibi Türkiye'den bir konuğumuz var, Ceylin İpek. Bir haftadır Kıbrıs'ta bizimle antrenman yapıyor. Şimdi de stüdyoda konuğumuz tenis hayatını bizimle paylaşacak. Ve Kıbrıs'a gelmesinde çok büyük katkısı olan Gazimosa Belediyesi Tenis Kulübü'nün Başkanı Cahit Kasaboğlu bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Başkanım Ceylin, hoş geldin programımıza. Ülkemize de ayrıca. Başkanım, sen daha önce programımıza katıldın. Seni izleyicilerimiz tanıyorlar. Ceylin'le başlayalım. Ceylin, istersen önce bize kendini kısaca bir tanıt. Tanıtayım. Adım Ceylin, soyadım İpek. 15 yaşındayım. Milli takım oyuncusuyum. İzmir'de doğdum. Aynen. Evet başkanım, Ceylin ülkemizde 5 gündür antrenman yapıyoruz. Tabii hava şartları da bize çok fazla imkan sağlamadı. Ülkemizde tek kapalı kortumuz var Lefkoşa'da. Sürekli oraya gidip gelmek zorunda kaldık Ceylin'in antrenmanlarını devam ettirebilmemiz için. Bu konuda neler söyleyeceksin? Öncelikle Ceylin'i tabii ki adamızda, kulübümüzde görmek çok büyük bir mutluluk. Ceylin kariyerinde, karakterinde sporcuların hem kulüp açısından hem ülke tenisi açısından adamızda olması çok sevindirici. Ama dediğiniz gibi maalesef hava şartlarından dolayı kulübümüzde pek antrenman yapma imkanı bulamadı. Federasyon kapalı kortu kullanıldı. Bu arada federasyonumuza bize bu imkanı sağladığı için Ceylin'in antrenmanlarına, orada yapılmasına, sizinle beraber sizin eşinizle yapılmasına izin verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Tabii ki ülke tenisi burası kapalı. Birçok sporcu kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak istiyor. Evet. Adaya geliş gidişler çok nadir oluyor. Ceylin gibi değerli bir sporcunun, kariyerli bir sporcunun hem ülke tenisi için hem kulübümüzdeki altyapı oyuncuları için ister antrenman programları olsun, ister seviyesi olsun, bu seviyeye gelene kadar bir milli takım oyuncusu olmak kolay bir şey değil. Bu seviyeye kadar neler yaşadığını, nasıl antrenman programları, nasıl zorlu günler geçirdiğini sporculara aktarması, tenis camiasına aktarması tüm sporcularımız ve aileler için, biz yöneticiler için de ayrıca bir ışık olacak, ışık tutacak. O yüzden Ceylin gibi sporcuların, Ceylin kariyerinde sporcuların, yetenekli sporcuların ülkemize gelip ülke tenisine, kulüp tenislerine, tenisçilerine, sporcularına katkıda bulunması için hepimizin elimizi mümkün oldukça taşın altına koyması lazım. Biz de burada hocam senin gösterdiğin yolda bize ışık tuttun Ceylin konusunda. Biz de hemen ilgilendik. Sana da ayrıca teşekkür ederim. Hem buraya gelmesindeki katkın büyük. Biz buraya geldikten sonra artık Ceylin'in rahat edebileceği, iyi antrenman sahaları olabileceği imkanlar sağlamaya çalıştık. Umarım o da memnundur. Ama burada esas aslan payı senin. Sana da ayrıca ülke tenisi adına teşekkür ederim. Tabii ki başkanım, ben de teşekkür ederim. Yani bu bana verdiğiniz büyük bir fırsat. Ben evet Ceylin'le konuşarak Ceylin'in belki ülkeye gelmesinde bir faydam oldu ama tabii ki bunun büyük payı kulübün. Kulüp yolumuzu açmasa belki de bunu Ceylin'le birlikte başaramazdık. Ceylin'e de buraya gelip antrenman yaptığı için ayrıca teşekkür ederim. Umarım bu 5 günlük, yarın son antrenmanımızı yapacağız. Bu 5 günlük antrenman süremizi onun iyi, yani oyununu arttıracak şekilde avantajına olarak bitiririz diye düşünüyorum. Tabii ki önce ona soralım. Nasıl geçti bu 5 günlük antrenman senin için Ceylin? 5 günlük antrenman benim için çok güzeldi. Farklı kişilerle oynamak, sizinle çalışmak için çok heyecanlıydım zaten gelirken ve beklediğimden daha güzel geçti. Bu olanakları sağladığınız için de size de teşekkür ederim. Evet, seni tekrardan ülkemizde görmek isteriz Ceylin. Oyuncularımız için de farklı bir motivasyon kaynağı oluyorsun. Burada oyuncularımızın ilk başta, ilk hedefi genelde Türkiye milli takımına girmek. Tabii ki bunu nasıl yaptın, neler yaptığını birazdan senden dinlemek istiyoruz. Nasıl çalıştın, neler yaptın birazdan senden dinlemek istiyoruz ama küçük bir şey paylaşmak isterim başkanım. Biz Ceylin'le antrenmanları yaptığımızda paylaşım yapıyoruz. Ve paylaşım yaptığımızda güneyden bir kişi bizde kapalı kort olup olmadığını yazmış. Bu aslında bizim için bir avantaj. Tek bir kapalı kortumuz var ve onlarda kapalı kort yok gibi duruyor sanırım.
Yani varsa da sadece üstü kapalı, yanları kapalı değil. Öyle yağmurun girebileceği şekilde. Sadece güneşi kesenecek şekilde bir önlem alınmış orada. Bizim burada ada şartında aslında bakıldığı zaman belki de ihtiyaç olmadığı düşünülse de bana göre hem güneşi hem yağmuru önleyen üstü kapalı tesisler, yanları kapalı olmasa da yapılması gerekiyor. Çünkü bizim burada maalesef sadece engel yağmur değil. Bizim burada güneş de engel. Yani saat 10'dan sonra çocuğu korta koyduğumuz zaman tabii ki güneş tepeye çıkmaya başlıyor. Evet. Ve çok aşırı sıcak. 40-45 derece neredeyse. Ve o sıcakta çocuktan full performans beklemek çok da mantıklı değil. Ve 5'te yine korta inemiyoruz. 5'teki antrenmanlar yine şike, daha geçe alamaz mıyız diye. O zaman da benim her zaman savunduğum bir şey var başkanım. İnsanın biyolojik saatini bozuyoruz. Yani sen okul eğitimini nasıl 8'den 1'e kadar yapıyorsun, hava şartlarına göre onu hadi 1'de yapalım demiyorsun. Antrenman saati de hep aynı kalmalı. Antrenman saatine göre de tesislerimizi yapmak zorundayız. Bence bunu yapmak sadece bize bağlı. Yani tesis yaparken onu üstü kapalı şekilde planlarsak bence daha kolay yol alabiliriz diye düşünüyorum. Yani kapalı kort yapmak belki maliyetli düşünülebiliyor ama kort yapmak da maliyetli. Kort yapabiliyorsak üstünü de kapayabiliriz. Yeter ki bunu isteyelim. Yani benim düşüncem bu. Biz yeteri kadar gerektiğine inanmadığımız için yapmıyoruz. Gerektiğine inansak şimdiye çoktan kapalı kortlarımız ülkemizde olacaktı diye düşünürüm ben. Haklısınız. Evet Ceylin, sana dönelim tekrar. Tenise nasıl başladın? Önce senden kısaca bir alalım. Tenise benim ailemde hiç spor yapan biri yok. Tenisle ilgilenen hiç kimse yok. Tenise ben biraz farklı bir şekilde başladım. 5 yaşında annemle babamla bir hafta sonu kahvaltıya gitmiştik. Dönüşte ben ışıkta dururken tenis oynayanları görüyorum. Sonra birazcık mızmızlanıp babama diyorum ki ben de oynayacağım. Sonra öyle orada örnek köy tenis kulübüne girip babam diyor işte oynayabilirsin bir derslik falan vesaire. Öyle giriyorum. Hoca işte ilk başta şey diyor, yaşın çok küçük, bu kadar küçük yaşta oynaman çok normal değil falan dedi. Sonra ben büyük yaş gruplarıyla bir antrenmana girdim. Ondan sonra böyle hani top atma antrenmanları oluyor. Top sektirme o yaşta, evet. Küçük yaş antrenmanları oluyor. Yaklaşık grup 8-9 kişilik bir gruptu ve grubun en küçüğü bendim. Ortalama yaş 8-9 yaşlardı. Hoca top atıyordu, kimse vuramıyordu, ben vuruyordum. Top sektirme oluyordu, kimse sektiremiyordu, ben sektiriyordum. Sonra hoca babama dönüp şey dedi, bu kız çok yetenekli, bu kız bu yaşta bunları başarıyorsa ileride neler başarır demiş. Ve sonra babam da onun üzerine beni tenise yazdırdı. Öyle bir başlangıç şeyim oldu. Evet, tabii önce istersen İzmir'le devam edelim. İzmir'deki yolculuğunu bir dinleyelim. Ardından İzmir'de... İstanbul'a geçtin, hı-hı, oradan da Makedonya'ya. İzmir'de ve İzmir'den sonra milli takımı da bize anlat ki nasıl milli takıma girdiğini de izleyicilerimiz, oyuncularımız dinlesin. İzmir'de dediğim gibi 5 yaşında başladım tenise ama ondan sonra ara verdim. Hani küçük yaşta olduğum için daha farklı sporlara yöneldim. Jimnastik yaptım 2 sene profesyonel olarak. Sonra 7 yaşında tenise tamamen kendimi adadım. 7 yaşında Sercan Gürüşık'la birlikte başlayarak 11 yaşıma kadar profesyonel anlamda bir çalışmam oldu. O süre içinde gerçekten çok ciddi anlamda çalıştım. Yaşıma göre çok sık çalışıyordum. Ondan sonra aynı şekilde kondisyonlarım da öyle. Ondan sonra 11 yaşında 12 yaş milli takımına girmeye hak kazandım. Zaten bu benim hayatım boyunca kendimi en çok mutlu hissettiğim anlardan biri olabilir milli takıma girişim. Öyle hani milli takıma girişim böyle çok normal gibi durabilir ama ben gerçekten çok emek sarf etmiştim. 12 yaş milli takımına girdikten sonra İstanbul'dan bir teklif aldım. TED Spor Kulübü'nden. Sonra ailemle bu teklifi değerlendirdik. Kendi hocamla da konuşmuştum. Ondan sonra İzmir'den İstanbul'a öyle bir geçiş yaptım. Sonra İstanbul'da İşte 3 yıl kadar TED Spor Kulübü oyuncusu olarak çalıştım ve çok mutluydum. Çok aşırı eğlenceli ve bana yararlı olduğunu düşünüyorum bu 3 senenin. 2 ay önceye kadar Makedonya'dan tekrar bir teklif geldi. Ailem benim için fedakarlık yaparak tekrar bu teklifi değerlendirdik. Ve oraya gitmemi doğru bulduk. Çünkü farklı kişilerle oynamak, farklı
yerler görmek, farklı kişilerle antrenman yapmak benim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2 ay önce de Kuzey Makedonya'ya taşındım. Evet, senle biz zaten orada tanışmıştık. Evet. Makedonya'da Tenis Europe. 2,5 yıl önce. Aynen. O dönemde milli takımdaydın. Aynen, milli takımdaydım. Milli takıma girişini bize anlat. Yani hangi turnuvayı kazandın, nasıl oldu? Burada oyuncular milli takıma girmek için çok çaba sarf ediyor. Bizim buradaki dezavantajımız şöyle, puan kazanamıyoruz Ceylin. Yani Türkiye'ye çok fazla turnuvaya gidemediğimiz için puan toplayamıyoruz. Puan toplayamadığımız için de milli takım belirleme turnuvalarına bizi almıyorlar. Puanları olmadığı için oyuncuların. Sıralamadan bizi almıyorlar. Belki bu yıl farklı bir uygulamayla artık oyuncularımız belki o milli takım seçme maçlarına girebilecek ama buradan seni izleyen arkadaşlarına bir belki ışık olursun. Nasıl başardın? Hangi turnuvalarda oynadın? Milli takımdan önce aslında zaten milli takım seçmelerine girebilmek için turnuva oynuyordum. Çünkü puan kazanmam gerekiyordu dediğiniz gibi. O yüzden Muğla'ya gittim, Marmaris'e gittim, Gaziantep'e gittim. Çok farklı yerlere gittim ve böylelikle puan topladım maç kazanarak. Çünkü milli takıma girmek gerçekten benim hayalimdi o süre içinde. O yüzden elimden gelebildiğince bütün puanları toplamaya çalıştım. Sonrasında dediğiniz gibi işte milli takım ana tablosuna girdim. Ve puan toplamak dışında sadece antrenman yaptım. Hani öyle gerçekten ciddi anlamda turnuva oynamadım. Çünkü milli takım hazırlanmak istiyordum. Puan topladım, yeterli puanım oldu. Sonra da hiçbir turnuva oynamayıp kendimi milli takıma adadım. Milli takıma inanılmaz şekilde çalıştım. Sabah, gece fark etmez. Çok sabahın 6'sına kalkıp kondisyon yaptım. Akşam 9-10'larda eve gittim. O yüzden milli takım için aşırı çalıştım. Sonra da zaten başarı geldi. Evet, şimdi sen bunları anlatırken tabii ki aklımıza ilk gelen soru şu, okul. Yani bunu yaparken hem sabah antrenman yapıyorsun hem akşam antrenman yapıyorsun. Okul bunun neresinde? Yani bizim burada da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi okul. Okul ve tenisi bir arada nasıl yürütebiliriz? Sen bunu nasıl çözüyorsun? Ben bunu İzmir'deyken Okyanus Koleji'ne gidiyordum. Hala da Okyanus Koleji'ne devam ediyorum. Okyanus Koleji bana inanılmaz destek oldu. Her anlamda turnuvaya gittiğimde, derslere giremediğimde devamsızlık yazmadılar. Gittiğimde hocalar hemen yardımcı oldular. Ekstra benim için ilgilendiler. Ben şöyle yapıyordum genelde. Sabah 6'da kondisyon yapıyordum. 7-8.30 arası tenis oynuyordum. Sonra atıyorum matematik dersim var, önemli bir ders. Okula gidiyordum. Öğlen bakıyordum hani beden dersim ya da müzik dersim gibi bir şey oluyorsa. Öğlen çıkıyordum, tekrar antrenmana gidiyordum. Sonra antrenmandan sonra atıyorum tekrar fen, tarih vesaire öyle önemli dersler olduğunda tekrar okula gidiyordum. Sonra en son okul bittikten sonra tekrar çıkıp kondisyon, tenis vesaire gibi devam ediyordum. Hiç okula gitmediğin dönem var mı? Hiç okula gitmeden sadece sınavlara gittiğin, işte önemli dersleri evde çalıştığın, öyle bir dönemin hiç oldu mu? Öyle bir dönemim oldu. İstanbul'a ilk gittiğim sefer ailemle, çünkü ben orada ayrılmıştım. Ben TED Spor Kulübü'nün yatılı öğrencisi olarak kalıyordum. Ailemler İzmir'deydi. O yüzden benim için zor oldu o süreç. Çünkü kendim çalışıyordum. Okula gitmem çok zordu. Okul benden çok uzakta. Otobüsle gidip gelebiliyordum. O da benim için çok zaman kaybı oluyordu hem antrenman açısından. O yüzden çok sık gidemedim 9. sınıfta. Ama yine de kendim akşamları çalışıp o açımı kapatmaya çalıştım. Evet başkanım. Yani bizim ülkemizde de en büyük sıkıntı bu. Yani çok yetenekli oyuncularımız var evet ama velilere de hak veriyorum zaman zaman. Yani okula gitmeden nasıl yapabiliriz bu işi? Yani çünkü okullarda da böyle bir uygulama maalesef yok. Evet. Yani bunu nasıl çözebiliriz? Kulüp olarak böyle bir hamle yapma şansımız olur mu? Yani herhangi bir okulla anlaşıp Okyanus Koleji bildiğim kadarıyla Türkiye'de en çok tenisçilerin kullandığı okul. Evet. Çok duyuyorum. Ve gerçekten de okula gitmeden de adamlar yardımcı oluyorlar. Sadece onların istediği şu, sınavlara girip başarılı olmak. Ve eğer ben okul saatlerinde antrenmanım varsa ve önemli bir ders varsa anlamamışsam özel hoca tutup ders alabiliyorum. Sınava da girebiliyorum. Sınavda başarılıysam okul çok da bunu önemsemiyor. Ha, başarısızsam hangi uygulamayı yapıyor bilmiyorum. Ceylin bildiğin bir şey var mı? Eğer başarısız olursan okul ne yapıyor?
Başarısız olursan okul hani böyle sınıfta kalma gibi bir şey yapmıyor. Sadece diyor ki işte şu şu derslerden eksiğin var. Hocalar ona göre sana yardımcı olmaya çalışıyorlar ki bence gayet iyi bir olanak. Ve dediğiniz şey çok az kulüpte yapılan bir şey ki burada olursa bence çok iyi olur. Her kulüpte olması gereken bir şey. Evet başkanım. Yani bununla ilgili belki şu an 1-2 öğrencimiz var ama eğer mantıklı bir yol haritası çizersek hem federasyon olarak hem kulüp olarak bence bunu tercih edebilecek oyuncularımız ve velilerimiz olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tabii muhakkak. Çok büyük engel. Okul gerçekten. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ceylin'in inandığı yolda 5 yaşından 15 yaşına kadar geçen bu 10 yıllık süreçte genç yaşına rağmen inandığı yolda ailesinin de bu kadar destek olması, ona inanması, güvenmesi de hakikaten çok sık rastlanır bir durum değil. Aileni de ayrıca tebrik ediyorum. Senin bu duruma gelmen de çok ciddi emekleri olmuş. Tabii muhakkak kulüplerde çalıştığın hocaların emeği olmuş ama ailen bu desteği vermezse sen bugünlere gelemezdin. Kolej konusunda da hemfikirim. Okyanus Koleji Türkiye'de çok destek veriyor sporcu izinlerine. Çok anlayışlılar bu durumda. Buradaki konu buraya da bağlarsak burada kulüp olarak da görüşebiliriz. Özel kolejlerle veya şeyle ama devlet okullarıyla görüşmek ancak birebir okulun müdürüyle olur. Bunun sistemine oturması lazım. Evet. Bu da ne? Federasyon veya spor dairesi, maalesef spor bakanlığımız yok, spor dairesinin eğitim bakanlığıyla görüşüp bu tür sporculara, turnuva oynayan sporculara, maçlara veya yurt dışına gideceği zaman bu tür kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Sadece yurt dışı için de değil, burada da çocukların çok önemli maçları olabiliyor. O maçlarda da özel izinlerle herhangi bir kaybı olmadan veya o kaybı telafi edecek şekilde bir sistem kurulması lazım. Şimdi özel okullara dediğim gibi biz kulüp yöneticileri olarak gidip birebir görüşüp bu sorunu çözmeye çalışabiliriz. Ama iş devlet okullarına geldiği zaman tüm çocuklar özel okulda okumuyor. Burada federasyonun devreye girmesi gerekiyor ki federasyona da böyle bir istekle veya projeyle gidilirse federasyonla ilgileneceğinden sen de ben de hocam eminiz. Evet, yani burada antrenmanları bir şekilde Ceylin'in bahsettiği gibi beden dersi falan diye bir şekilde çözmeye çalışsak da burada yine engel bizde turnuva olacak. Çünkü düşünün ki 10 tane turnuva seçecek olsak bir yılda gidecek çocuğun 10 tane turnuvaya gideceğini düşünsek bunun 6'sını yaza koysak bize geriye 4 tane kalıyor ve bu Avrupa turnuvası. Bir de Türkiye'de milli takım turnuvası oynamaya kalkarsak, yani milli takıma girmek için turnuva oynamaya kalkarsak, bu 13-14 hafta demek. 13-14 haftayı da sadece yaza sıkıştırmak, yazdaki antrenman programını tamamen iptal etmek demek. Sadece turnuva oynayarak oyuncunun belki de oyununu iyi yapmak yerine kötüye doğru götürmek olur. Çünkü yaşa göre turnuva sayısı artıyor ve azalıyor başkanım. O yüzden bizim gerçekten turnuva oynayabilecek olan çocuklar için bir şekilde yollarını açmamız lazım eğitim kısmından. Tabii ki eğitimi önemsemeyelim demiyorum. Burada yanlış anlaşılmak da istemem. Eğitimi tabii ki önemseyelim ama antrenmanlarımızı da hem turnuvalarımızı da bu eğitimin içerisinde bir şekilde koyalım diye düşünüyorum ben. Yani benim fikrim bu. Ceylin de bize burada zaten neler yaptığını anlatıyor. Avrupa'da da buna benzer uygulamalar yapılıyor. Hatta daha önceki programlarda da bahsettim. Özel oyuncular seçilip özel tesislere taşınabiliyor. Teklif geliyor. Diyorlar ki işte biz federasyon olarak iyi oyuncuları buraya alıyoruz. Bu tesiste, bu işte eğitimde eğer notların düşerse tekrar gönderilecek şekilde anlaşmalar imzalanıyor. Ve oyunculara orada ayrı bir eğitim veriliyor. Ülke projesi yapılıyorlar. Bu sadece tenis için değil, başka spor branşları için de böyle. Tabii ki bu şu an bizim için çok kolay bir adım değil, hamle değil ama en azından şunu çözebilirsek, çocukların turnuvaya gidiş gelişlerini kolay hale getirebilirsek o zaman bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum ben. Evet Ceylin, tabii ki okuldan sonra turnuva programın bizim için önemli. Yani az önce ben bahsettim işte 10 turnuva dedim. 3 tane belki Türkiye'de dedim. Senin programın nasıl? Sen nasıl yapıyorsun? Antrenmanların ve turnuvalarını nasıl ayarlıyorsun? Benim turnuvalarım genelde 3-4 ay önceden belli oluyor. Hani öyle senelik program bakıyorum tabii ki ama
ansızın sakatlıklar olduğu için çok belirsiz oluyor. O yüzden genelde 3-4 ay öncesinden belli oluyor. Belli olan turnuvaya göre antrenman yapıyorum. Ona göre antrenmanı programlıyoruz hocalarımla. Mesela atıyorum antrenman turnuvaya bir ay kaldı. Ona göre antrenman, o yoğunluğa göre antrenman yapıyorum. Öyle. Peki günlük normal turnuva olmadığı zamanki antrenmanını bize bir anlatabilir misin? Ne yapıyorsun? Normal günlük antrenmanım şu an sakatlıktan daha yeni çıktığım için çok yoğun bir antrenman geçirmiyorum. Ama normal şartlarda sabah 2 saat, öğleden sonra 2 saat, 1 saat kondisyon olmak üzere o civarlarda antrenman yapıyorum. Peki turnuva günü, maçın olduğu bir gün olduğunu düşün. O gün antrenmanı nasıl programlıyorsun? Eğer o gün içinde maçım varsa sabah sadece ısınma olarak hani kendimi yormadan elimi sıcak tutmak açısından 1 saat hatta 45 dakika oynuyorum. Maçı oynuyorum. Maçtan sonra da yine 1 saat 45 dakika civarı tenis oynuyorum ya da tenis oynayamazsam çok yorgun olursam da kondisyon yapıyorum. O kadar. Evet. Önce İstanbul ardından da Makedonya'nın antrenman sisteminden bize kısaca bahset istersen. İstanbul'la başlayalım. TED'de neler yapıyordun? İstanbul'da TED'de şöyle sabah yine dediğim gibi ilk önce kondisyon oluyordu. Sonra 2 saat tenis, tekrar kondisyon, tenis olmak üzere öyle günü kapatıyorduk. Ardından ben zaten ders çalışıyordum. Makedonya'da da daha aslında yani gider gitmez sakat olduğum için çok bir şey daha göremedim. Ama daha önceden 2,5 yıl önce gittiğimde gördüğüme dayanarak söyleyeyim. Gayet iyi bir antrenman programları var. Fitness olsun, tenis olsun ama çok farklılık gösterdiğini sanmıyorum. Yani İstanbul'la İstanbul ve Makedonya'da ikisinde de antrenman yaptın. Evet. Tabii İzmir'den önce İstanbul'a gittin. Fitness'ten bahsediyorsun. Fitness dediğin bir salon mu? Yani bir salon mu var kulüpte? Şimdi TED'de salon var. Aynı şekilde Makedonya'da fitness salonu var. Ama ben çok açıkçası salonda çalışmayı seven bir sporcu değilim. Daha çok hani zaten bir tenisçinin yani çok uzun bir süre böyle ağırlığa girmesi vesaire bana onlar çok yanlış geliyor açıkçası. Fitness'te neler yapıyorsun? Fitness'te ben genelde koşuyorum. Eğer eksik bir yönüm varsa onu tamamlıyorum. Eğer bir kolum güçsüz, bacağım güçsüz dediğim gibi o zaman ağırlığa giriyorum ki en son yaptığım şeyler bunlar. Onun dışında karın egzersizi yapıyorum, nefes, o şeyler yapıyorum. Evet, bizim burada bir eksiğimiz de bu başkanım. Yani fitness kısmını bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Yani salon şöyle şart yine ülkemiz için. Fitness dediğimiz antrenman belki de bu bahsettiğimiz ilk program başında da bu en sıcak anlarda veya yağmurlu günlerde veya antrenmanın arasında korttan çok uzak olmayacak şekilde hocanın da orada bir şekilde müdahale edebileceği bir yakınlıkta olması gerekir diye düşünüyorum. Yani örneğin biz burada Ceylin'le 2 saat sabah antrenman yapıyorduk. Öğlen aramız vardı. 2 saat öğlen antrenmanı yapıp 2 saat de akşam antrenmanı diye planladık. Burada bir fitness antrenmanı planlamamız çok kolay olmadı. Birincisi sakatlığından kaynaklı. Yani sakatlığından kaynaklı olarak dış fiziksel antrenmanı yapmamız mümkün değildi. Evet. Salonumuz da çok mümkün olmadığı için fitness antrenmanını bu haftaki programında kullanamadık tabii ki ama ülkemizde bence bu da eksik. Yani kulüplerin bir şekilde minik de olsa bir fitness bölümü olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunu programdan sonra başkanım bir değerlendirelim istersen. Bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Çünkü Ceylin'le de konuştuk. Fitness'i mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Şey. Tabii hocam sen gerekli aletleri söyle. Senin hakim olduğun bir konu. Pardon. Evet Ceylin, antrenman programımızdan bahsettik. İstersen yaptığımız antrenmanları seyircilerimize bir videoda izletelim. Ardından biz tekrardan sohbetimize devam edelim. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, Ceylin'le 5 gündür antrenman yapıyoruz. O antrenmandan görüntüleri şimdi sizlerle paylaşacağız. Ardından biz yine burada olacağız.
Evet sevgili izleyiciler, Ceylin'le olan antrenmanımızın kısa bir bölümünü sizlerle paylaştık. Evet Ceylin, gayet keyifli antrenman geçirdik. Evet. Gerçekten seninle antrenman yapmak çok keyifli. Yarın son antrenman günümüz olması da benim için üzücü tabii benim ki. Benim için de. Umarım ilerleyen aylarda tekrardan antrenman yapma fırsatı buluruz. Tabii ki Mart ayında bir turnuva planımız var. İnşallah evet. O da gerçek olur. Onu da hayata geçirip seninle bir turnuva macerası da yaşamak isterim tabii ki. Evet başkanım, Ceylin'le antrenmanlarımız böyle. Tek kapalı kortumuz, ülkemizdeki tek kapalı kortta Ceylin'le antrenmanı yapabildik. O da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Evet, turistik geziye dönecek Ceylin'le. İyi ki o kapalı kortumuz da var. Umarım bununla ilgili bir proje, bir plan hayata geçilir. Bizim var biliyorum. Evet. İnşallah yakın zamanda da onunla ilgili bir adım atılır ve kapalı korta sahip oluruz. Hiçbir zaman da yağmur engeline takılmayız. İstersen 2021 bizim için nasıl geçti onunla başlayalım. Ardından 2022'ye Ceylin'le çok iyi başladık. 2022'yi biraz konuşuruz. 2021'i şöyle değerlendireyim. Öncelikle pandemiden dolayı çok sıkışık bir turnuva programı oldu. Evet. Burada herkes yoruldu. Özellikle sporcular yoruldu, aileler yoruldu, siz hocalar yoruldunuz, biz yöneticiler yorulduk. Ama olması gerekiyordu. Federasyonda tüm imkanları zorlayarak programını aksatmadan bunu gerçekleştirdi. Yaş kupaları oynandı. Plaj tenisi oynandı, Büyükler Ligi oynandı. İlk kez 16 yaş ligi oynandı. Genel bir değerlendirme olarak yaş kupalarında zaten hemen hemen her kategoride Gazi Mausa Beyaz Tenis Kulübü'nün adı çocuklarımız tarafından duyuruldu. Başarılar elde edildi. Tabii ki başta baş antrenörümüz sen hocam ve ekibinle beraber bunun temelini siz varsınız. Onun dışında organizasyon olarak plaj turnuvaları düzenlendi. İki tane Mausa'da düzenledik, diğer kulüpler düzenledi. Sonra Büyükler Ligi oynandı. Bir yıl aradan sonra Büyükler Ligi'nde tekrar şampiyon olduk. Cumhurbaşkanlığı finali oynadık. Arkasından ilk kez oynanan 16 yaş tenis liginde altyapı oyuncularımız çok ciddi bir başarı elde ederek namalup şampiyon oldu. Yakın zamanda 2-3 hafta önce oldu o da. Tabii ki bunlar bizim için kulüp açısından altyapının ne kadar iyi yolda olduğunu, hocalarımızın ne kadar iyi çalıştığını, biz de yönetim olarak elimizden geleni desteği veriyoruz. Ayrıca federasyonun bu programlarda ısrarcı olup oynatması, bu yıl tekrar değerlendirilecek, belki sıkışık olduğundan dolayı bir takım yorgunluklar veya bıkkınlıklar olmuştur diyebilirim. Yalnız federasyonun da çalışmaları hakikaten ciddi boyutlarda. Sürekli çalıştıklarını sen de biliyorsun. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyorlar yani. Biz de aynı şekildeyiz. Bu yıl 2021'i başarılı olarak nitelendiriyoruz biz en azından. Kulübümüz yönetim kurulu ve camii olarak başarılı bir yıl geçirdik. Umarım 2022 de öyle olacak. Tabii pandemi el verdiği sürece antrenmanları, bu başarıları tekrarlamaya çalışacağız. Yine aynı şekilde turnuvalar olacak, plaj tenisi olacak, Büyükler Ligi yakın zamanda başlıyor, 16 yaş ligi olacak. Ayrıca dediğim gibi pandemi ve gerekli katkıyı sağlayabilirsek, yurt dışındaki turnuvalara, kendi altyapımızdaki çocuklardan göndermek istiyoruz. Ayrıca Ceylin ve Ceylin gibi sporcuları tekrar misafir etmek, antrenman programı olsun veya turnuvalarda görebilmek hakikaten sevindirici olacaktır. Umarım dediğim gibi pandemi el verir, bu kafamızdakileri yapabiliriz. Açıkçası şunu da paylaşayım, bizim sosyal sorumluluk projelerimiz vardı. Ancak pandemiden dolayı 2 yıldır özel eğitim merkezlerini biz kulübümüzde misafir edip onlara organizasyon düzenliyorduk. Bunu gerçekleştiremedik. Bu hakikaten üzücü çünkü onların mutluluğunu görmek ayrı bir haz veriyor bize. Bunu da biz sosyal sorumluluk projesi ve örnek olmak açısından açıkçası basına yansıtıyoruz ve gündeme getiriyoruz ki diğer tüm spor branşlarındaki kulüplerimize bu özel eğitim merkezleriyle ilgilenmeleri, onlara yardımcı olmaları, onlara bir gün ayırıp 3-5 saat bir programla onları mutlu edebilmek hakikaten ayrı bir önem taşıyor.
2022'de buna pandemi dediğim gibi engel olmazsa bunları da gerçekleştireceğiz. Böyle düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Evet başkanım, bu yıl tabii ki antrenörünüz olarak sizden talebim pandemi el verirse kulübümüzdeki performans sporcularını yurt dışına turnuvaya ve kampa göndermek istiyorum. Uzun zamandır ülkede kaldık. Belki ayrı bir motivasyon olur diye düşünüyorum. İnşallah pandemi el verirse böyle bir talebim sizden olacak. Bunu da buradan bildirmek Hocam istiyorum. Şöyle söyleyeyim size, seve seve. Çünkü daha önce biz bunu yapıyorduk. Evet. Tabii önceden mutlaka programını, turnuvaları, kaç oyuncu gitmesi gerektiğini seçip bize yönetim kuruluna bildireceksiniz. Daha önceden yapıyorduk ama pandemiden dolayı. Evet. Açıkçası hem pandemi şartları yurt dışına göndermek, hem aileler de pek sıcak bakmıyor. Yani pandemiden bulaşı vardır, bu falan filan, bunlar sıkıntı olabiliyor. Ayrıca pandemiden dolayı gelirler ve sponsor bulmak da zorlaştığı için... Evet. Bu tip yurt dışı organizasyonlarına, kampına veya turnuvasına göndermek hakikaten sıkıntı olabiliyor. Dediğim gibi hepimizin dileği bu yıl bu pandeminin biraz yumuşaması, açıkçası gelirlerin artması, sponsorların yine destekleriyle biz seve seve hocalarımızla beraber çocuklarımızı kampa veya turnuvaya göndermeyi düşünüyoruz. Evet Ceylin, sana dönelim tekrar. Bu bir yıl var önünde. 2022'nin başındasın. Kıbrıs'la başladın. Kıbrıs'ta bir haftalık kampla başladın. Bu yılki programını bize kısaca bir söyleyebilir misin? Turnuva programı. Genel olarak bir bu yıl neyi planlıyorsun? Yani turnuva, kaç turnuva oynamak istiyorsun? Nasıl antrenman yapmayı planlıyorsun? Bu yılki turnuva programı, inşallah bir daha bir sakatlık yaşamazsam ITF'te ilk 100'e hatta 50'ye girmeyi planlıyorum. Çünkü benim için çok önemli. Evet. Onun dışında antrenman programını da daha yoğun tutmak istiyorum. Çünkü bu geçen 2 sene pandemiden dolayı çok az antrenman yapabildim. O yüzden gelen başarılarım da düştü doğal olarak. Sona doğru bir tık daha toparladım. Ama şu anda daha yoğun antrenman yapmak istiyorum. Bir daha sakatlığım olmadığı sürece de çok iyi bir turnuvalar geçirmek istiyorum. Evet, en son oynadığın ITF turnuvasında yarı final oynadın sanırım. Evet. Bu aslında önemli bir başarı. Yani bundan da bahset istersen. Yani ITF turnuvalarının faydası nedir? Kazancı var mıdır? İzleyen izleyicilerimize de buradan bir bilgi vermiş oluruz. Bana şeyi de söyleyebilirsen, ITF'de turnuvalar nasıl? Mesela 15 binlik var, işte 25 binlik var. Bunlardan da kısaca bir bahseder misin? Onu hangilerini oynamak istiyorsun? ITF turnuvalarında ben en son oynadığımda evet yarı final oynadım. Ve benim için çok güzel bir geçen turnuvaydı. Gayet başarılı geçtiğini düşünüyorum. Onun dışında büyük 15 bin ve 25 binlik turnuvalar içinde daha henüz bir başarım yok ama iki kez Cumhuriyet Kızları'na katıldım. Zaten en son katıldığımda da sakatlandım. Ayağımı çatlattım düşerek. Onun dışında orada da başarı elde etmeyi çok isterim. Ama o turnuvalar bayağı zor. Yani şu anlık pek hedefim değil. Evet, şu an bu yıl ilk 50'ye girmek istiyorsun ATF'de. Peki geleceğe dair planın ne? Geleceğe dair Grand Slam'e katılıp, hatta birçok kez katılıp başarı sergilemeyi çok isterim. Çünkü benim hayalim Grand Slam oynamak. Ve oynadığımda da başarı elde etmek bayağı büyük bir hedef benim için ama çok isterim. Evet, şimdi tabii ki bu programlar, bu hedefleri koyarken hayatında bir şekilde kısıtlaman gerekiyor. Hı-hı. Yani kısıtlama derken yanlış anlaşılmasın. Yani daha düzenli yaşamak zorundasın. Evet. Beslenmene dikkat etmek zorundasın. Hı-hı. Yatmana kalkmana dikkat etmek zorundasın. Antrenman programının düzenli olması lazım. Derslerine bile çalışırken belli bir düzen çerçevesinde yapman lazım. Aksi halde her şey tepe taklak olur ve dağılır. Antrenman programı da bozulur. Burada sen ne yapıyorsun? Yani beslenmen nasıl? Uyku düzenin nasıl? Neler yapıyorsun? Açıkçası beslenmede çok hani böyle aşırı dikkat eden bir insan değilim. Sadece hani sebze yemeye özen gösteriyorum. Çok abur cubura kaçmamaya çalışıyorum. Onun dışında öyle hani bir diyet programım yok. Ama hani böyle bazen çok hani o pandemi sürecinde mesela bütün gün evde kaldığım için bir diyetisyene gitmiştim. Ve mecbur kalmıştım diyet programı almaya. Çünkü bayağı bir 6-7 kilo falan almıştım o süre içinde.
Onun dışında bir kez o zaman bir diyet programı olmuştu. Şu an diyet programı kullanmıyorum ama dikkat ediyorum yediklerime. Uyku düzenimde çok geçe kalmamaya çalışıyorum ki zaten kalamıyorum çünkü gün çok yorucu olduğu için direkt eve giderken uyuyorum. Onun dışında başka dikkat ettiğim bir şey yok. Bir de seninle ayrı antrenmanlarda konuşmuştuk. Makedonya'nın tenise bakış açısı. Yani Türkiye ile kıyaslarsan Makedonya'da oyunculara nasıl bakılıyor? Bana anlatabilir misin? Açıkçası Türkiye ile kıyaslamak şöyle olabilir. Ben Makedonya çok küçük bir yer. Yani ne İzmir ne İstanbul gerçekten çok küçük bir yer. Ve o kadar küçük bir yerde en az 8-9 tane kulüp var. Yani bence bu kadar küçük bir şehir için başkent olmasını geçtim. Bu kadar küçük bir şehir için bu kadar kulüp mesela çok fazla. Demek ki bu hani değer verildiğini gösteriyor. Sporcuların dikkatini çekiyor. Sporculara ekstra hani önem verildiğini belirtiyor. O yüzden bence bunlar güzel şeyler. Aynı şekilde zaten bilirsiniz Sırbistan'da da zaten Djokovic'ten dolayı hani bayağı özen gösterilen bir spor tenis. Öyle. Evet başkanım, Makedonya küçük bir yer. Çok fazla oyuncunun olduğu ve çok fazla tesisin olduğu bir yer. Biz de küçük bir yeriz. Bizim tesislerimiz sence yeterli mi? Bence değil ama. Değil. Yani yeterli diyen herhalde bilmiyorum ne düşünerek söyler ama demek ki Makedonya'da tenise, spora ve sporcuya gereken önem veriliyor. Bizim maalesef ülkemizde yıllardır spor kanayan bir yara. Spor Bakanlığı'nın bile olmadığı. Yani şöyle değerlendireyim hocam. En azından tenis için konuşayım. Sporcu, antrenör, kulüp, federasyon ve hükümet politikası beşlisi diye bir konu vardır. Yani sporcu hocasına bakar. Hocası yönetimden sporcusu için yeterli konfor ve çalışma alanlarını bekler. Kulüpler federasyondan beklentili olur, federasyon da hükümetten olur. Bunların ilk üçü dışında üstteki iki tane de çok ciddi bir kopukluk var. Yani federasyonlar, en azından tenis federasyonu için konuşalım, gerekli bütçeyi bulamadığı için, devletten gerekli katkıyı alamadığı için kulüplere de çok cüzi miktarlarda sponsor destekleriyle destek vermeye çalışıyor. Biz bu durumda kulüpler sadece kendi gelirleriyle sporcu mu yetiştirecek, giderlerini mi karşılayacak, tesis mi yapacak? Tesisleşme projeyi biz çok uzun zamandır hazırlamaya çalışıyoruz. Hala daha ümidimiz var. Gereken yerlere de gideceğiz. Kısa zamanda da sunacağımızı düşünüyorum. O zaman tenisin ne kadar ciddiye alındığını, ülkemize ne kadar ciddiye alındığını bir kez daha göreceğiz. Çünkü olmayan bir tesis projesi, maliyetleri az çok biliyoruz. Şimdi bununla bu ayrıntılara girmeye de gerek yok. Ama ülkeye kazandırılacak bir tesis. Bu sadece bölgeye değil, Mausa Bey Tenis Kulübü'ne değil, ülkeye kazandırılacak bir tesis. Merkez kortuyla, sadece çatısı olabilir veya kapalı kortuyla, tamamen her şeyle, fitnessiyle, restorantıyla, toplantı salonuyla, her şeyle komple bir proje hazırlanıyor. Çok da ciddi maliyetler değil hakikaten. Yine maalesef örnek vereceğim, futbolla kıyaslanırsa, futbola göre çok çok düşük bir maliyetlere, Akdeniz ikliminde böyle bir tesis. Sadece bu tesis yapıldığında ülke tenisine de değil Ceylin gibi birçok sporcu buraya kampa gelmeyi düşünecektir. Çünkü bizim yani kışımız maksimum 2,5-3 ay soğuydu, yağmuruydu. Onun dışında yaz ve bahar yaşıyoruz biz. Tenis oynamak için, açık hava sporları için müthiş bir iklimi var Akdeniz'in. Ve bu sadece dediğim gibi ülkemizdeki, kulübümüzdeki sporcuların önünü açmayacak. Yurt dışından daha da cazip hale gelecek. Hocam sen yaşadın bunları. Daha önce buradaki turnuvalara yurt dışından Türkiye'den oyuncular geliyordu. Yabancı sporcular katılıyordu. Yani şu anda da lige biz Slovak oyuncular getiriyoruz. Veya üniversitelerde bir sürü yabancı oyuncular var. Bunlar yurt dışında duyuluyor. Yani yurt dışında gittikleri zaman işte Kuzey Kıbrıs'a biz lig oynamaya gidiyoruz. Veya eğitime gittik. Orada bir şekilde turnuvalar oynadık. Bu kadar yetenekli sporcusu var Kıbrıs'ın. Ama belli bir yere gelip takılıyorlar. Doğru antrenman yapacak yerleri yok. Yurt dışına gidip turnuvalar oynayacak bütçeleri yok. Sıkıntılar var. Federasyon bir şekilde çırpınıyor. Kulüpler kendi bünyesinde çırpınıyor. Ama maalesef en başta bize destek vermesi gerekenler sadece daire ile yönetilmesi gündemde olan görüşü. Yıllardır daire ile yönetilen bir sporumuz var. Evet.
Yani aslında bakıldığı zaman Mausa'da iki tane kortun olması çok da yıllardır iki kortun olması çok güzel bir durum değil. Yani iki kort ve o kortların kaç yaşında olduğu da bilinmiyor. Evet. Yani net bir şey yani, yok. O bakımdan Mausa için güzel bir durum değil ki Mausa'dan çok başarılı sporcular yetişiyor. O iki korta rağmen daha çok kortu olan bir tesis olsa neler olur? Tabii. Artık düşünemiyorum. Yani iki korta kaç kişiyi sığdırdığımızı, kaç kişiyle antrenman yaptığımızı sen biliyorsun başkanım. Yani o bakımdan Mausa'nın gerçekten tesise ihtiyacı var. Ceylin de bilecektir. Antalya'yla çok yakın bir iklime sahibiz. Bütün Türkiye'nin iyi sporcuları Antalya'ya giderler turnuva oynamak için ve Rusların bir kısmı da kış aylarını genelde Antalya'da geçirir. Yani otele giderler, orada antrenman yaparlar. Evet. Ve hem de turnuva oynarlar. Orada tabii ki Türkiye'nin avantajı şu, ITF turnuvası oynatabiliyor. Bizim dezavantajımız da turnuva oynatamıyoruz. Bizim yapabileceğimiz belki şu şartlarda, belki federasyon başkanımız kızacak şimdi bu söylediğimi ama şunu yapabiliriz. Güneyde yapılan ITF turnuvalarıyla birlikte bir kampla birleştirip oyuncuları ülkemize getirip oradaki turnuva oynatabiliriz. Madem ülkemizde oynatamıyoruz bunu yapabiliriz. Ha, buna kızacak olan biri varsa da o zaman ülkemize bu turnuvaları getirmeye çalışması lazım. Yani önümüzü sürekli bir şeylerle tıkamakla hiçbir yere varamayız. O bakımdan elimizdeki imkanları iyice kullanmamız lazım. Neler yapabileceğimizi de oturup konuşmamız lazım. Yoksa işte bunu yapmayalım, onu yapmayalım diyerek bir yere varamayız. Bir şeyler yapmalıyız. Yapmayalım değil, bunu yapalımla hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Ceylin'in buraya 2022'nin başında gelmesi bence güzel bir başlangıç oldu. Bundan sonrası için de inşallah bu şekilde devam ederiz kulüp olarak öncelikle diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun başkanım? Yani Ceylin'in kulübümüze gelmesi nasıl bir etki yaratacak sence? Hocam Ceylin'in kulübümüze gelmeyi düşündüğünü söylediğin zaman bile hakikaten ben heyecanlandım. Bu çok sık rastlanır bir durum değil. Yani elit sporcular tabii ki Kuzey Kıbrıs'a zaman içinde geldi ama son yıllarda benim hatırladığım yakın zamanda böyle bir sporcu yok. Ceylin'in altyapı sporcularına, kendi yaş grubuna ve ilerisi için ışık tutabileceği ciddi bir kariyeri oldu. 10 yıldır 5 yaşından itibaren başladığını söyledi. Ne fedakarlıklarla buraya geldiğini, eğitiminden, ailesinin fedakarlıkları. Bunun işte Ceylin'in arkadaşlarıyla burada oynadığı veya tanıştığı arkadaşlarıyla bunları aktarabilmesi lazım. Bunları aktardığı zaman inanın bana tabii ki şimdi şöyle bir durum da var. Aileler mutlaka destek vermek istiyor. Kimisi sadece çocuğum spor yapsın diyor. Kimisi performans tenisçisi olsun diyor. Fakat bu performans yoluna girdiğiniz zaman bazı maddi durumlar da ortaya çıkıyor. Tabii ki sürekli turnuva oynaması gerekecek, yurt dışı olacak, yanında birinin gitmesi gerekecek. Bunlar işin diğer boyutu. Ancak Ceylin'in kafa olarak, mental olarak turnuvalara nasıl hazırlandığı, dediği gibi ilk hedef, çok güzel ben onu Can Kulay'la dinledim. Hedefim milli takımdı dedi. Ne güzel onu başarmış. Şimdi diyor ITF, ITF'den sonra Grand Slam'lar oynamak ve sürekli kalıcı şekilde oynamak. Bunlar hakikaten bir sporcunun yapması gereken, düşünmesi gereken bir mentalite ve hedefler. Bizim çocuklarımıza da, Kuzey Kıbrıs'ta yetişen çocuklarımıza da Ceylin'in bu deneyimlerini ve hedeflerini aktarabilmesi, ışık olabilmesi çok önemli. Ailelerin de bunları dinledikçe daha da bir heveslenmesi, belki şartları zorlayarak en azından bir süre nereye varabileceğiz gibisinden düşünerek bu yola girmeleri, Kuzey Kıbrıs tenisinin ne kadar da burada uluslararası turnuva düzenlenemese de Kuzey Kıbrıs tenisinin önünü açacak. Evet. Olmadı Türkiye, en yakın Türkiye var. Türkiye de tenise çok ciddi yatırım yapıyor yıllardır, evet. Ve yapmaya da devam ediyor. Çok da ciddi kariyerli sporcuları var. Grand Slam'lar oynayan var. Evet. Veya Ceylin gibi sporcuları var. Hedeflerini koyup milli takıma yükselerek hedeflerini koyanlar var. Bizim çocuklarımızın da en azından kendilerine bir hedef koyarak başta işte Türkiye'de turnuvalarda başta sürekli turnuva oynayabilir bir duruma gelmek, turnuvalarda daha sonra başarı yakalayabilmek ve ondan sonra işte Ceylin gibi bir milli takım hedeflemek. Hangi kimlikli olursa olsun onu da söyleyeyim açık açık. Hiç önemli değil. Sonuçta
Bizim bir Elize örneğimiz de var. Evet. Bu çocuk başka pasaportla da oynasa da kendi çocuğumuz ve Kuzey Kıbrıs'ta yetiştiği için hiç pasaportuna bakmadan biz Elize'nin başarılarıyla gurur duyan bir insanız. Evet, bence öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorunda. Yani burada artık kimliğine bakmadan yapmamız çok lazım. Çok kolay değil. Yani Ceylin bir tenisin ne kadar zor yetiştiğinin bir örneği. O yüzden ülkede yetişen her sporcu bence desteklenmeli. Buradan şunu ailelere söylemeni istiyorum, bizi izleyenlere söylemeni istiyorum. Tenisten ne kazanabilirler? Yani tenis oynayan bir sporcu ileride dünya sıralamasına giremeyebilir. Ama milli takıma girmiştir veya milli takım seviyesinde oynamıştır. İyi seviyede bir tenis oynuyordur. Senin B planın ne Ceylin? Yani bunu bir seyircilerimize paylaş ki neler elde edebileceklerini tenisle, sporla velilerimize bir ışık olalım burada. Sporla şöyle bir alım olabilir. Yani ben tenisi başarısız bile olsam ben tenisi yapmaktan çok zevk alıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Ne kadar başarısız olursam olayım elbet bir başarının geleceğini ben her zaman düşünürüm yani. O yüzden hiç bırakmayı düşünmüyorum. Ayrıyeten hani full tenis odaklı olmam okula hiç önem vermediğim anlamına gelmez. Evet. Ben mesela hayvanları çok seviyorum ve veterinerlik okumak istiyorum. Veterinerlik zor bir bölüm yani o kadar spora zaman ayırarak veterinerlik okumak çok zor bir şey bence. Ama ben teniste başarısız bile olsam sonuçta üniversiteye girerken bakıyorlar yani. Diyorlar ki aa işte bu kız tenis oynamış belli bir yere gelmiş. Bu başarıyı sergilemiş. Eğer derslerim yani iyi olmasa kötü bile olsa beni direkt tenis oynuyor bu kadar başarısı var deyip direkt okula alabiliyorlar. Hangi okul mesela? Ben açıkçası Amerika'da okumak istiyorum, San Francisco'da. Evet. UC Davis diye geçiyor okul. Dünyanın en iyi veterinerlik okulu. Ve ben orada okumayı çok istiyorum. Aynı şekilde hani okulun tenis takımı da var. Ben bayağı okulu araştırdım. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Evet başkanım, yani özellikle bu soruyu Ceylin'e sordum. Çünkü Amerika'ya gitmek belki de çok büyük bir hayal herkes için. Yani bunun kapısını tenis çok kolay açıyor. Yani belki de sınavla kazanamayacağın okulu sporla Amerika'da kazanabilirsin. Çünkü adamlar orada spora çok önem veriyorlar. Özellikle tenis bir sürü kapıyı açıyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir sürü tenisçinin ikinci başaramadığı hedeflerini başaramadığı ikinci hedefi Amerika. Tabii ki. Yani Amerika çok önemli bir kapı aslında ve güzel bir kapı. Bak Ceylin diyor yani veterinerliğin en iyi üniversitesini araştırdım diyor. Yani bu Amerika'da okumak çok ciddi bir olay. Ailelerimize bu şekilde vizyonlar vermeliyiz diye düşünüyorum ben. Yani yol göstermeliyiz ki onlar da bu yolu takip etsinler. Evet. Niye yaptıklarını, neden yaptıklarını belki de tam net bilmedikleri için anlattığımız zaman eğitim odaklı devam ediyorlar. Ve diyorlar ki o eğitimi geri planda bırakmayalım. Halbuki tenis eğitimin bir parçası gibi oluyor. Evet. Zaten başarılı olduğu anda, okulunda başarılı olduğu anda sporcu bursu alarak ailesinin bütçesine de bir katkıda bulunmuş olacak. Ayrıca yani tenis sadece şöyle söyleyeyim. İleriki yıllarda performans tenisini bırakıp hayat şartlarından artık onlar ne getirir kimse bilemez. Bıraksan da ömür boyu yapabileceğin, keyif alabileceğin bir spor. Evet. Tenis hem bedeni hem zihni çalıştıran ve eğitimde de hakikaten çok ciddi katkısı olan bir spor dalı. Yani siz daha iyi bileceksiniz hocam. Artı Ceylin de bu yaşta ama çok ciddi bir kariyeri var. Yani sahada tek başınasın, hızlı karar vereceksin, ne yapmalı karar vereceksin, analiz edeceksin, rakibini izleyeceksin, öncesinde nasıl uyuyacaksın, antrenman yapacaksın, beslenmen. Bunlar çok ciddi komplike bir şey. Evet. Bunları bir araya getirdiği zaman insanın kendine güveni de artıyor. Ve arkasından başlara da geldikçe hedefler yükseliyor. Ceylin milli takıma yükseldi. Saydık ITF Grand Slam'lar. Şimdi eğitiminden bahsetti. Amerika'da. Dilerim her şey gönlünce olur. Orada da okursun. Başarılı olacağına inanıyorum. Orada da büyük bir ihtimalle zaten tenis bursuyla ciddi bir katkı sağlayarak yapacak. Ya bunları dediğin gibi ailelere göstermek lazım. Anlatmak lazım. Birebir gerekirse ulaşıp bunları anlatabilmek lazım. Çünkü vizyonumuz yok açıkçası. Evet. Böyle bir vizyonumuz yok maalesef. Sadece günü kurtarmak için
çocukların bizde işte okulundan veya özel derslerinden kalan zamanda antrenman programları ayarlansın. İşte turnuvalar, işte falanca zamanlar olmasın, sınavlarımız var. Hadi sınavlar neyse onları geçelim, onlar ekstra bir durum da. Yani bu okula ve özel derslere göre veya ne bileyim ben satranca piyano derslerine göre tenisin, tenis antrenmanlarının ayarlanması hakikaten başarıya getirilebilecek bir vizyon değil. Evet. Evet başkanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istiyorsunuz onları alalım. Ceylin sen neler söylemek istiyorsun? Öncelikle teşekkür ediyorum Kıbrıs'a geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir hafta geçirdik. Neler söyleyeceksin son olarak? Öncelikle tenise profesyonel anlamda devam etmek isteyen herkesin devam etmesini çok destekleyen bir insanım. Çünkü buraya geldiğimden beri iki tane 8-9 yaşındaki çocukla tanıştım. Ve ikisinde de gerçekten inanılmaz yetenek görüyorum. Yaşlarına göre çok iyi oynuyorlar ve ikisinde de sonuna kadar destekçisiyim. Ayrıca sizin de hocaları olmaları çok şanslı. Yani çünkü siz gerçekten iyi bir hocasınız ve daha iyi yapacağınızı düşünüyorum her şeyin. Ayrıca buraya gelmemde katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun kaldım. Bir daha da gelmeyi çok isterim. Evet, başkanım sen neler söylemek istersin son olarak? Ceylin'i tabii ki burada görmek, bunları da duymak çok güzel. Ceylin seni yine bekleriz. Hedeflerin, başarıların her zaman bizi mutlu edecektir. Seni takip edeceğiz. Mustafa Hoca'ya da bu bağlantıyı kurup buraya seni getirmesinde aracı olup buradaki antrenman programında kulübümüze ve ülke tenisine katkıda bulunduğu için ayrıca teşekkür ederim. Seni yine bekleriz. Yoğun bir program olacak biliyorum. Evet. Umarım bir dahaki sefer ailenle de gelirsin, onlarla da tanışırız. Evet. Bunu çok isterim. Yolun açık olsun, her şey gönlünce olsun. Biz sana kulübümüzün için bir iki küçük hatıra bir şeyler vermek istedik. Bunu ben sana vereyim. Teşekkür Açabilirsin. Ederim. Çok sağ ol. Anı olarak. Evet, kulübümüzün tişörtü. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ve maçlarda kullanman için havlu. Teşekkürler, çok incesiniz. Güle güle. Evet başkanım, teşekkür ederim her şey için, programa katıldığınız için, Ceylin'in gelmesinde koymuş olduğunuz katkılardan dolayı. Ayrıca Cemile Hanım'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, haklısın. O da evet, bize çok ciddi bir katkıda bulundu. Ceylin çok memnun kaldığı yerden. Evet. Buradan Cemile Hanım'a da, Kocaeli'ye de teşekkür etmek istiyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir Merkez Kort programının daha sonuna geldik. Ceylin İpek bizlerleydi. Kulüp başkanımız, Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasaboğlu bizlerleydi. Önümüzdeki programda yeni konuklarla biz yine burada olacağız. Görüşene dek şimdiden hoşçakalın.